Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz size dört tane sorumuz var. Bunları ilkinden başlamak isteriz. İlk sorumuz, kendinizden biraz bahseder misiniz? Kendimden bahsetmek. Şöyle bir şey, aslında ben hani çok başarılı bir bilim insanı olup olmadığımdan emin değilim. Ama kendimi bilim insanı olarak yetiştirmeye çok küçük yaşlardan başladım desem doğrudur. Yani şanslıydım. Çünkü rahmetli babam bir üyesiydi, profesördü. İşte o zamanlar profesör değildi ama sonra profesör oldu. Ben doğduğumda değildi yani. Ben öyle akademik bir ortamda, babamın 3 yaşından itibaren babamın Gümüşsuyu'ndaki elektrik ölçme laboratuvarında osiloskoplarla, direnç kutularıyla falan oynayarak başladım. Sonra kimyaya merak sardım. Her zaman biyolojiye meraklıydım. Ondan sonra o şekilde. Ve iyi bir tarafı, tabii orta ve liseyi de bir yabancı dildeki bir kurumda okuyunca o bana tabii bir takım kitaplara ulaşma imkanı verdi. Ve benim zaten ilkem de her zaman şöyle oldu. Bana birilerinin bir şey öğretmesini beklememe gerek kalmadan ben kendi önem verdiğim şeyleri kendi kendime öğrendim. Ben bir sürü şeyi kendi kendime öğrendim. Yani bu çok önemli bir şey. O öğrenme merakınız olduğu zaman bir şeyi kendi kendinize öğreniyorsun. Mesela ben hayatımda hiç bilgisayarla ilgili ders almadım. Hiç ama bilgisayar dersi almadım. Teknik Üniversitesi'nde işte bilişim, rektör bilişim danışmanlığını yaptım. Bütün bilgi işlemin başındaydım, bilişim enstitü müdürlüğü yaptım. Bütün bilişim derslerini düzenledim falan. Bunların hepsini kendim öğrendiğim şeylerle yaptım. Ama aynı şekilde ekoloji dersi de almadım hayatımda. Ben hiç üniversitede biyoloji dersi de almadım. Yani ekoloji öğrendim, ekoloji eğitimi verdim yıllarca. Araştırma da yaptım. Yani insanın kendi kendine motivasyonu olduğu zaman, merakı olduğu zaman, bir de hemen şunu söylemem de lazım kendimle ilgili en önemli şey. Yani emekli olduğum dakika şunu kafamdan geçti. Ben hiçbir zaman, yani şanslı bir insandım. Hiçbir zaman yapmak istemediğim bir işi yapmadım hayatım. Her şeyi kendim tanımladım. Kendi tanımladığım işleri yaptım. Ve hep kendi istediklerimi yaptım. Ve birileri bana para verdi. Hep istediğim şeyleri yaptım. Ve hiçbir zaman işe gitmedim hayatımda. Üniversiteye gittim. Üniversite benim bir yerde kulübümdü, kahvemdi. Gidip orada işler yapıyordum falan. Öğrencilerle etkileşiyordum falan. Bunlar hepsini keyif alarak, yani bir hayatta hiçbir zaman bir işim olmadı bunlar. Allah'ım, bugün de gitmesem, bugün de yapmasam dediğim bir şeyi yapmadım hayatımda. O bakımdan da şeyim, yani kendimi böyle tarif ettiğim zaman işte öğretim üyesi diyorum kendime. Doğa bilimci diyorum. Bir de tabii şey var, hani teknik üniversiteler buna bazen gıcık oluyorlar ama ben lisans yıllarımın 3 senesi birinci sınıfı İstanbul Üniversitesi okudum ama 3 senesi de Boğaziçi Üniversitesi'nde geçirmiş olmaktan dolayı o tabii çok kızdırıyorum bazen teknik üniversiteleri ama ben bir Boğaziçi'liyim. O çok önemli. Teşekkürler cevabınız için. İsterseniz ikinci soruya geçelim. Buyursun. Pandemi süreci başladıktan sonra hayatınızda neler değişti? Aa, hayatımda neler değişti? Ya ben en temel değişik bence şey. Ben kokoreçi çok severim. Ve benim Sirkeci'de bir tek yer vardır kokoreççim benim. Orada gider kokoreç yerim ben. Oraya kokoreç yemeye gidemiyordum. Ayda bir kere giderdim kokoreç yemeye. Şeyi de tanırsınız, o da emekli oldu, Yılmaz Taptıkoca'yı. Onunla da beraber sen gittin ben gittim falan diye böyle kokoreç muhabbeti yapardık. Onu yapamıyorum mesela. Yani şöyle söyleyeyim, ben gezmeyi seven bir adamım. Gezmenin her zaman böyle bir gastronomik tarafı da olmuştur hayatımda, gezerken ben etrafta. Beni Anadolu'da bir yere davet ederler şey için, konuşma yapmak için falan. Ben onlara ilk sorum şeydir, orada sizin orada ne yeriz diye sorarım falan. Neyse, yani şaka bir tarafa, aslında gezme ve insanlarla etkileşmeden keyif alan birisiyim. Tabii bunu yapamaz hale geldim. En yakın arkadaşlarımla bile buluşamıyoruz. Yani fiziksel olarak buluşamıyoruz. Ama yani bu Zoom bize bir o keyfi vermiyor. Yani gidip de bir yerde beraber bir kahve içmenin, çay içmenin, bir şeyler yemenin, akşam oturup bir yerde bir içki içmenin, yemek yemenin falan zevkini vermiyor. Onlardan, yani sosyal hayat. Onun haricinde bilimsel olarak yapılan şeyler, demin de sunumda bir yerde bahsettiğim gibi, aslında eskiden yapamadığımız bir takım şeyleri de yapmaya başladık. O bakımdan yani böyle bir de başka bir takım ufuklar da açtı pandemi çaktırmadan. Yani uzaktan iş yapabilmenin mümkün olduğunu, ama iki tarafın da yani bu işi yapan tarafların buna niyetlenmesi lazım. Ders verme açısından, perspektifinden bakınca ben şu anda Bilgi Üniversitesi'nde ders veriyorum. Bir tane iklim değişikliği dersi veriyorum genel eğitim bağlamında. 54 tane öğrenci, 30 tanesi Zoom'a geliyor gelmiyor. Hiç kimse kamerasını açmıyor. Ben devamlı olarak duvara konuşuyorum. 1,5 saat duvara konuşuyorum. Hadi eyvallah diyorum. Arada bir tane de quiz yapıyorum Blackboard sistemi üzerinden. O iş gidiyor. Bu tabii çok zevksiz. Yani hayat, ben ders vermekten çok keyif alan bir adamım. Sahne sanatçısıyım o açıdan bakılırsa. Ve bunu böyle insanlarla gerçekten etkileşerek yapamadığın zaman, ki o etkileşmenin engeli sadece şey değil, yani Zoom değil. Zoom'da da etkileşmek mümkün. Ama öğrenciler mesela katılsalar, ha diğer taraftan çok güzel şeyler yapıyoruz mesela.
bir takım böyle bir takım journal club'larımız var, makale tartışma gruplarımız var falan. Birden çok var hatta, 2-3 tane falan var. Onlarda cidden hani bayağı bir şey oluyor, bayağı bir etkileşimli iletişim söz konusu oluyor. Burada tarafların bu oyunu nasıl oynamak istediklerine bağlı bir şey. Eğer yeni ortama adapte olup da bu oyunu oynamak isterlerse çok keyifli bir şeyler yapılabiliyor pandemiye rağmen. Ama pandemide tabii yapılamayan şeyler var. Dediğim gibi sirkeciye gidip kokoreç yiyemiyorum mesela. Bu da benim için önemli bir şey. Çok teşekkür ederiz bu güzel cevabınız için. Dilerseniz üçüncü soruya geçebiliriz. Buyurunuz. 2020'de yaşanan onca şeyden sonra sizce sırada ne var? Ya vallahi müneccimlik çok becerdiğim bir iş değil. Hani diyeceksiniz ki iklim bilimciysen sen de falcı olman lazım diye. Doğru. İklim bilimciler aslında falcıdır bir anlamda. Ne var? Vallahi 2021'de bence bu pandemi koşullarından çok hızlı bir şekilde kurtulamayacağız diye düşünüyorum. Çünkü aşılama konusunda kendi aşısını geliştirememiş bir ülkenin vatandaşlarıyız. O bakımdan dezavantajlı bir durumdayız. Yani Afrika ülkesi değiliz diyoruz ama bir sürü Afrika ülkesine de belki dünya acıyıp oraya aşı gönderecek ama bize aşı göndermekte bile adamlar burun kıvırıyorlar. Ha bir de şunu söyleyeyim. Aşı karşıtlarına çok sinir oluyorum. Bulsam döverim yani resmen. Şeyi yok bunun. Çünkü aşı bu pandemiyi durdurmanın, yavaşlatmanın tek yolu. Hani bir aşı %90 yapıyormuş, bir %95 yapıyormuş. O teknolojiyi kullanıyor. Bu fark etmez. Sonunda doğru dürüst denetimden geçmiş, faz 3 seneleri de, ve verileri de açık olarak incelenmiş bir aşının dan kimsenin kaçmaması lazım. Çünkü başka çaremiz yok. Başka çaremiz yok şu an. İlaç tarafı da çok zayıfız. İlaç geliştirmesi çok zayıf gidiyor. 2021'de bence bu keyifsiz hayat en azından 2020'nin 3. çeyreğine, 4. çeyreğine kadar devam edecek gibi geliyor bana. Başka türlü olmayacak. Her şey çok farklı mı olacak? Evet dediğim gibi yani bazı şeylerin, hani ben şey konusunda konuşamam. Küreselleşmeydi, efendime söyleyeyim, küresel iktisattı falan onlar beni aşan şeyler. Onlarla ilgili konuşamam da. Ama bilim ortamında, bilim dünyasında artık mesela bir takım toplantıların belki aynı keyifle olmasa bile uzaktan yapılabilmesi mümkün oluyor bilimsel toplantıların. O çok önemli. Yani video konferansı. Çünkü bir de şunu düşünmek lazım. Bu tabii pandemi gelmeden önce de tartışılan bir şeydi. Bir bilim insanının bir toplantıya katılması. Amerika'dan bahsetmiyorum. Bizim her sene yapılan Geosciences Union toplantısı Viyana. Kalkın İstanbul'dan Viyana'ya gitmenin hem cebinize bir maliyeti var hem de bir karbon ayak izi var. Atmosfere attığınız karbondioksit var. Tamam mı? Onun için bence orada 20 dakikalık bir 15 dakikalık sunum yapıp da ondan sonra bir gün iki gün etrafta gezinmek için bu tip bir çevresel etki yaratmak bence artık çok sorumsuz hale geldi ve o dünya değişiyor. Bu pandemi sırasında kazanılan bir takım beceriler, organizasyonel beceriler bence 2021'de işimize yarayacak ve ondan sonraki yıllarda işimize yarayacak. Bu değerli cevap için teşekkürler Mustafa Hocam. İsterseniz son soruya geçelim. Buyurunuz. 13. Bilişim Teknoloji Zirvesi hakkında duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Vallahi böyle bir şeyi organize etmiş olmanız ve bu kadar kişiyi de ilgisini çekip bir araya getirmeniz bence çok değerli bir şey. Nelerin konuşulduğunu bilmiyorum. Umuyorum ki hani benim kafa yapıma, felsefeme uygun şeyler de tartışıldı. Özellikle açık veri, açık kaynak kodlu yazılımlar falan gibi şeyler. Yani özgür bir dünya, özgür bir yazılım ve veri dünyası kurulması konusu da tartışılmıştır inşallah. Bu çapta bir şey yapmış olmanız da çok büyük bir başarı yani diye düşünüyorum şahsen. Teşekkürler hocam. Bize değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler tekrardan. Sağ olun hocam.